Malatya Büyükşehir Belediyesi güncelleme adı altında şehir içi toplu taşımaya zam yaptı. Yeni yapılan zamlı tarifeye göre sivil binişler 2 lira 60 kuruştan 3 TL'ye, öğrenci binişleri ise 1 lira 75 kuruştan 2 TL'ye yükseltildi. Malatya'nın sokaklarındayız, merkezdeyiz. Vatandaşlara ve öğrencilere yeni zamlı tarifeyi soracağız. Toplu taşıma, şehir içi ulaşıma zam yapıldı dün itibariyle. Evet. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Hiçbir şey söylemiyorum. Onu geçeceğiz, milletvekillerine sor, kavatlara sonra. Milletvekillerine mi soralım ya, diyorsunuz? Sor, onlardan sor. Onlar zam onlardan mı geliyor peki? Onlar daha iyi biliyor kızım, onlar daha iyi biliyor. Ya abi hangi milletvekili var? Yani niye beklenen hangi milletvekili var? Hangi belediye reisi var? Ben sana soru sorayım, cevabını ver bana. Yani bu gelen zamlardan vekillerin çalışmalarının yeterli olmadığını mı söylüyorsunuz? Onların etkisiyle mi bu zamlar geliyor? Ya ben şuna kızayım. Biz halk olarak da adam seçmeyi bilmiyoruz. Neymiş? A Partisi'nin peşine koşuyor. Veya B Partisi'nin peşine koşuyor. Sen getirmişsin bak Malatya. Daha taş üstüne taş kalmamış. Çevre yolu yapılmamış. Ha? Elektriğinle suyun arasında dağlar kadar fark var. Her ay suya zam geliyor. Ha bu da az bilene gelmiş. Allah ve de 500 dolara araba. Allah ve de 1 lira olan. Yani. Yani bugünkü parayla. Allah'a da yavlarıyım. Yani siz bir tepki olarak bu ücretlerin aslında giderek daha da mı? Daha artar. Allah ver daha artar. Ki bizim toplum ayıka. Toplum ayıka, ayıkmaz. Bak şu milletin haline ya. Yazık günah değil mi? Günah. Yaşlısı var, ihtiyarı var, hastası var. Şuraya iki tane şey koymuyorlar. Bak belediye. Ya ben sakat adamım. Olacak mı bu bunlar? Yazıklar mı? Bak hepsi yaşlı bunlar. Ben sakat adamım. Bak ben iki geldi, 700 tane çikiş var. Olur mu bela kızım? Yok yazık. Ya biraz bitmiş ya kimse. Millet cahil cahil. İsyan etsinler. Vallahi isyan etsinler. Bunlar ne ya? Ne ara geldik bak. Allah ve de ne ara geldik. Ha. Toplu taşıt Allah ve de biri var. Şimdi bana millet çıkıyor da. Allah belasını versin de ya. Peki bu her gün suya, elektriğe, işte kiralara, ulaşıma derken zamlar almış başına gidiyor. Yani neler yapılabilir? Ne bekliyorsunuz? Nasıl bir önlem alınabilir? Baraja kadar gidecek. Orada biter. O konuda emekli 2000 lira para alıyor mu? Milletvekili 20 bin lira para alıyor mu? O zaman eşitlemesi lazım. Ona da 2 bin lira verirsen bizim halimizden anlar. Ama şimdi o 20 bin lira alıyor. Ben 2 bin lira alıyorum. O da bizim halimizden anlamaz. Biz de onun halinden anlamayız yani. Diyecek bir şey yok. Normaldir. Artık normal karşılıyoruz diyorsunuz zamları. Normaldir. Diğer zamları karşılaştırdığın zaman toplu taşıma da onun da bir yükü vardır. Mutlaka o da zam yapmak zorundadır. Bir kilo domates 5 liradır. Doğaldır yani. Toplu taşıma zamı artık bize gerçekten garip gelmiyor. Zaten dünya gene bir kriz var yaşıyoruz genel olarak. O yüzden bu zamları tabii ki zor, sıkıntılı yani. Kim ister ki zamlı bir hayat yaşamayı? Fakat dünya gene düşünecek olursanız umarım ülke genelinde buna bir çözüm bulunur yani. Hani üretimle tüketim arasındaki uçurumu, dengeyi korumak gerekiyor. İnsanların biraz aç göz olmaktan uzak durması gerekiyor bence. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni beğenmiyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni beğenmiyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni beğenmiyor. Adana'yı beğenmiyor. Bolu'yu beğenmiyor. Yani CHP'nin olduğu kısımları beğenmiyor. Ama kendileri de görüyorsunuz. 2,5 lira olan taşıma ücreti 3 milyon olmuş. Öğrenci ücretleri işte 2 TL oldu, siviller uç oldu. Hayat şartları zor. Minibüs 2,5'a gidiyor. Belediye otobüsleri 3 liraya gidiyor. Yani bu AK Parti'nin yaptığı iyi bir siyaset değil yani. Milleti gitgide dibe vurdu zamlarla. Peki toplu taşıma değil, elektriğe %15 zam, doğalgaza %15 zam, asgari ücretle geçiniyor. Bu millet nasıl geçiniyorsa gelsin bana öğretsin, ben de geçineyim. Şuradan araştırmaya belki günlük 10 defa gidiyorsun. 3 liradan 30 lira. Girmediği için AK Parti'nin yaptığı siyaset de bu yani. Ben beğenmiyorum. AK Partili insanlarımız diyor ya işte hayat şartları kolay değil. 2800 liraya kim geçiniyorsa gelsin beni geçindirsin.
1000 lira, 1500 lira kira verecek, elektrik, su, doğalgaz verecek, 2800 liraya asgari ücretle geçinecek. Mümkün değil, geçinemez yani. Şu anda Malatya Belediyesi ekmek üzerinden siyaset yapıyor. Ekmeğe diyor niye 2 lira oldu ama otobüse de mi niye 3 lira oldu? Millet buna tepki göstermiyor. Sadece ekmek üzerinden siyaset yapıyorlar. Başka hiçbir şey yapmıyorlar. Ben beğenmiyorum, biliyor musun? Artık dün üzerinden siyaset olduğu için millet dinle gidiyor yani. Başka bir şey yok yani. Allah'a şükür diyor, geçiniyorum diyor. Parası olan zaten para var. Parası olmayan da aç kalıyor. Ben günlük 10 defa araştırmaya gidiyorum. 30 lira veriyorum. Veriyorum yani, mecburiyetten veriyorum. Benden olmayan insanlar da var. Ama kalkmış AK Parti Belediyesi CHP'nin yaptığı yerlere, yok sen niye zam yapıyorsun? Yok sen niye yardım yapıyorsun? Yok sen niye belediye otobüsünü bu fiyata? Mesela Tunceli örneği yani. Tunceli'de İş Partisi'nin belediye reisi var. Her şey ücretsiz. Demek o kurtarıyor da bura mı kurtarmıyor? Kime ihaleyi veriyorsalar parayı o kazanıyor. Senden kazanmıyoruz yani. Asgari ücret alan diyor Allah'a şükür. Başka bir şey demiyor. Ama öyle olmuyor. Ben katılmıyorum yani. AK Parti'nin yaptığı siyasete, bu AK Parti'nin yaptığı belediyeciliğe katı suretle onay vermiyorum. Milletvekilleri var, cebini dolduruyor. Başka bir şey etmiyor yani. Gelip halkın arasına giriyor seçim zamanı. Bir iki şey söylüyor, ondan sonra duruyor. Başka bir şey yok. Eğitim bitmiş, yeme içme bitmiş, asgari ücret bitmiş, her şey bitmiş. Bende var, ben en kötü geçiniyorum. Ama olmayanı düşüneceksin. Özellikle bu pandemi döneminde bu kararı olumsuz görüyorum. Zaten insanlar hani zor durumdayken, geçim sıkıntısında. Bir de üstüne bu şekilde hem öğrenciler hem sivillere yönelik bir küçük de olsa ama sürekli damlaya damlaya göl olur şeklinde sıkıntı olan maddi konuları sonuçta. Hiç doğru bulmuyorum açıkçası. Zaten gelirlere zam yapılmazken giderlerde sürekli bir zamlanma oluyor. Bu da kesinlikle bizim adımıza çok hani zor ve kötü bir karar. Öyle diyeyim. Öğrenci olarak Büyükşehir Belediyesi'nin bu kararından dönmesini ister misiniz? Ne dersiniz? Tabii ki de isterim. Tabii ki de isterim. Yani bu karardan dönseler, daha doğrusu bize yardımcı olsalar çok daha memnun kalırız. Zaten belediyemizin ister istemez yanındayız. Ama bize yardımcı oldukları takdirde daha çok yanında olabiliriz yani. Neden olmasın?